Günaydın, gününüz aydın olsun efendim. Mutlu bir gün olsun, kazançlı, bereketli, sağlıklı, huzurlu, harika bir gün olsun efendim. Bu arada sevgili yönetmenimden rica ediyorum. Eda'cığım, benim monitörümde problem var. Onu bir hallettirebilirsek çok sevinirim. Oradan takip edemiyorum. Efendim, sevgili izleyicilerim, hanımefendiler, beyefendiler, bugün bol kahkahalı bir güne başlayacağız ama her gün olduğu gibi yine başlamadan evvel ne diyoruz? Hasta yataklarında efendim bizleri izleyen bütün hastalarımıza, hastanelerdeki bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Geçmiş gitmiş olsun, bitmiş olsun, Allah tekrarını yaşatmasın inşallah. Allah şifanızı versin. Bütün güvenlik güçlerimiz, polislerimize hayırlı görevler diliyorum. Allah'a emanet olun, hayırlısıyla evlerinize gitmeyi, ailelerinizle kavuşmayı Rabbim nasip eylesin inşallah diyorum. Tüm kader mahkumlarını, abilerimi, ablalarımı, kardeşlerimi ellerinden ve gözlerinden öpüyorum efendim. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah. Tez vakitte Rabbim sevdiklerinizle kavuşmayı nasip etsin. Onlarla sarılmayı nasip etsin diyorum hepinize. Ve tabii ki her gün olduğu gibi Mehmetçiğimiz, kalbimiz, yüreğimiz sizinle çırpınıyor, sizinle atıyor. Allah ailelerinizle tez vakitte kavuşmayı, anne babalarınızla kavuşmayı, inşallah sevdiklerinizle, evlatlarınızla kavuşmayı nasip etsin Rabbim diyorum hepinize. İnşallah hayırlı tezkereleriniz olsun. Gittiğiniz gibi sağlıkla, sıhhatle bizlere geri dönün inşallah. Bizler burada bu programı yapabiliyorsak, bizler burada yataklarımızda rahat uyuyabiliyorsak, bunların hepsini sizlere borçluyuz. Sizleri çok seviyoruz. Sevgili Mehmetçiğimiz, kalbimiz, gönlümüz sizinle. Allah muzaffer eylesin diyorum. Evet, bugün tabii şahane konuklarım var ama ondan önce bir şey söylemek istiyorum. Benim çok kıymetli efendim, aile dostum. Kendisini çok severim uzun yıllardır. Hem çalıştığımız birlikte hem de bana her zaman dostluğuyla, arkadaşlığıyla yanımda olmuş olan çok kıymetli can dostum, aile dostum, sevgili Mehmet ve Hülya Altınordu çiftinin biricik kızları, benim de canım, prensesim, elimizde büyüdü, küçücüktü. Elif'im sözlendi, sözünü kestiler sevgili oğlumuz İsmail'le. İkisini de tebrik ediyorum, yanaklarından öpüyorum. Allah inşallah sizleri bir yastıkta kocatsın, mutluluğunuz daim olsun. Diliyorum bunu canı gönülden Rabbimden inşallah. Sevgili Mehmet ve Hülya'cığım, sizleri de yanaklarınızdan öpüyorum. Allah bütün evlatlarınızın mürüvvetini görmeyi sizlere nasip etsin. Her zaman dostum olarak yanımdaydınız. Hiç şüphem yok ki hayat boyu da yanımda olacaksınız. Sizi çok seviyorum ve dedim ya, bugün bol kahkahalı bir gün bizleri bekliyor. Bol bol kahkaha atacağız. Kahkahalara boğulacağız efendim bugün. Çünkü öyle cici, öyle tatlı bir konuğum gelecek ki gülücükler saçarak geliyor zaten. Hem kendisi bireysel gelişim danışmanı, hem sosyolog. Aynı zamanda da kahkaha yogası yapıyor efendim. Biz de kahkaha yogası yapacağız. Benim de adaşım bir hanımefendi geliyor. Tüm güzelliği ve zarafetiyle Aydan Ermiş Hanım geliyor. Hoş geldin Aydan'cığım. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Harika gözüküyorsun. Çok teşekkür ederim. Kırmızıyı çok severim bu arada. Ben de evet. Ve muhteşem enerjinle geldin. Aydanlar herhalde kırmızıyı seviyor evet. diye. Senin burcun nedir? Yengeç. Yengeçsin. Evet. Koç burcu mesela kırmızıyı çok sever. Evet. Dedim acaba onunla mı alakalı olarak şey yaptım ama seni böyle baş çok köşeye davet ediyorum. Çok teşekkür Hemen ederim. Hemen de sohbetimize başlayalım istiyorum yavaş yavaş. Evet. Şimdi... Kahkaha yogasıyla ilgili çalışmalarımıza başlamadan önce, yapmaya başlamadan önce biz öncelikle aslında sormamız gereken şey şu. Ben uzun zamandır bunu araştırıyorum. Dün de biraz dersimi çalıştım sen Aynı geleceksin güzel, diye. Çok teşekkür ederim. Çocuklar dünyaya geldikleri anda, annelerinin karnından çıktıkları anda aslında doğru nefes alıyorlar. Evet. Doğal olarak doğal bir doğru nefesle hayata gözlerini açıyorlar. Fakat sonra ne oluyor da biz
doğru nefes almayı unutuyoruz da yanlış nefesler almaya başlıyoruz ve doğru nefes nedir? Şimdi evet, biz doğduğumuz anda, ben ona fabrika ayarlarımız diyorum izninizle. biz doğduğumuz anda doğru nefes almayı bilerek doğuyoruz. Ama sonrasında biraz korkular, endişeler, bunlar daha fazla ergenlik döneminde oluyor zaten. Hmm. O yüzden ergenlik dönemi bu doğru nefes alma yetimizi kaybetmeye başladığımız dönem. Sonrasında da devam ediyor zaten. Yani biraz o dönemde de hormonal değişikliklerimiz olur ya, yani okulla, aileyle, arkadaşlarla çatışmalarımız olur. Onlar biraz bizi rahatlatan sinir sisteminin devresini kapattırıyor ve daha yüzeysel göğüs nefesleri alıyoruz. Hmm. Beden doğru nefes almayı, doğru nefes alma derken tabii yeterli oksijen almayı unutuyor diyelim. Hmm. Bedene yeterli oksijen alma sinir sistemimizin içerisindeki o alan kapanıyor. Şimdi doğru nefes almada Aydan, şöyle bir şey var. Aydan diyeceğim çok bu arada, müsaade edersen. Ya, lütfen sen olur. De bana çok Aydan. Çok teşekkür ederim. Bu arada ortamıza girip dilek tutabilirsiniz arkadaşlar. Evet, Aydanlar toplandık. Aydancığım, doğru nefes alıp verme aslında bizim şöyle bir şey de diyebilir miyiz? Araştırırken dikkat ettim buna da. Kilo alıp vermemizle de aslında orantılı, uyku düzenimiz, evet, her şey. Yemek yeme alışkanlığımız. İzninle şöyle söylemek isterim. Bizim bedenimizde 40 milyon tane hücremiz var. Bunların içerisinde mitokondriler var ve asıl işi yapan mitokondri. Yani biz beslendik, yediğimiz besinler parçalanarak en sonunda glikoza dönüşüyor. Glikoz hücrede oksijenle buluşuyor ve enerji açığa çıkıyor. Yani bizim bu günlük ihtiyaçlarımızı karşılayan enerji bu glikozla oksijenin birleşiminden oluyor. Hı-hı. Ama biz içeriye yeterli oksijeni gönderemezsek, hücreye o glikozun eşleşeceği oksijeni gönderemezsek, o zaman glikoz tekrar glikozla birleşiyor. Buna anaerobik solunum deniyor. Şimdi şunu bilmemizi çok önemsiyorum ben. Glikozla oksijen birleşirse 36 birim enerji üretiyoruz. Glikoz glikozla birleşirse 4 birim enerji üretiyoruz. Yani içeride o yüzden daha yorgun, daha halsiz, daha depresif, daha mutsuz oluyoruz. Artı tabii bir de bunların atıkları var. Yani hani biz bir şey yaktığımız zaman altta bir kor kalır ya, bu ikisinin birleşiminden de atıklar ortaya çıkıyor. Şimdi oksijen glikoz birleşti ve 36 birim enerji açığa çıktı ya, 4 birimlik bir atık oluyor, daha az. Yani dışarıya kolaylıkla atabileceğimiz bir birim bu. Ama ben glikoz glikozu birleştirip 4 birim enerji açığa çıkarttığımda dışarıya 36 birime yakın daha fazla bir atık çıkıyor. Bu da hücrenin duvarlarında, hücrenin içerisinde atılamıyor. Daha fazla su içmemiz gerekiyor yani kilo vermek için de. İşte bütün sebep bu zaten. Yani bunları dışarıya atabilmek. Hmm. Beslenme de bu anlamda çok önemli. Yeterli oksijen aldığımız zaman da bunun yakılması ve işte zayıflamamız için de genelde hanımlar bana seminerlerde hep onu sorarlar. zayıflamayla ilgili bir egzersizimiz var mı? Belki onu da sohbetin ilerisinde. Ay çok sevinirim. Çünkü bizim zayıflamayla ilgili hep sorumuz vardır. Tabii tabii. hep problemimiz vardır. Bütün hanımefendilerin en önemli şeyi bu yani. Evet. Hep bir ideal kilomuza ulaşsak bile ağacın fazlasını vereyim, mutlaka ne olacak? Mutlaka bir fazlamız vardır. bir fazlamız vardır. Dolayısıyla biz kilo vermeyi çok seviyoruz. Evet, aynen öyle. Yani bir de ülkemiz kilo almaya galiba çok müsait bir ülke. Yemeklerimiz beslenme düzenimiz, yemeklerimiz ona çok müsait tabii. Aynen, biz baklavalar, börekler, tabii. Bizdeki kahvaltılar. Canım benim elim Fransız'ı bir croissant'la kahvaltı yapıyor. Tabii bir croissant, bir kahveyle. Tabii canım, biz de sabah kahvaltısını yapıyor. Biz öyle değil, biz mükellef sofralar kuruyoruz. Biz seviyoruz bunu. Onları yakmak için işte, o yüzden bizim daha fazla oksijene ihtiyacımız var. Hmm. Bedenimizi daha fazla oksijenle buluşturma ihtiyacımız var. Cildimizin de galiba, tabii. Değil mi? Çünkü bazı kozmetik malzemelerine bakıyorum, işte oksijen katkılı diyor mesela. İşte oksijen katkılı yüz temizleme jelleri, kremler vesaire. Demek ki oksijen cildimize de çok faydalı. Tabii bütün hücreler için, yani bedenimdeki bütün hücrelerin oksijene ihtiyacı var zaten. Doğru nefes almak, bu hep öğrendiğimiz, geçmişten beri az çok bize anlatılan, burundan alıp ağızdan vermek midir? Tamam, çok teşekkür ederim bunun için de. Genelde çünkü şimdi doğru nefes alma, burundan alıp burundan verdiğimiz aslında.
Evet. Şimdi bana hep bunu ilk söylediğimde bütün seminerlerde hemen derler ki ya biz burundan alıp ağızdan veriyoruz, böyle öğrendik, bu yanlış mı? Ben de şöyle açıklarım, hayır bu yanlış değil fakat bu nefes egzersizidir. Yani burundan alıp ağızdan verdiğimiz zaman rahatlarız, bunu sporda, pilateste, yogada kullandığımız bir nefes egzersizidir bu. Ama biz gün içinde 25 bin nefes alıyoruz normal gündelik hayatımızın içerisinde. Hı-hı. Orada burundan alıp burundan vermemiz gerekiyor. Neden? Çünkü havayı çektim burnumdan. Dışarıdaki bu serbest bakteriler, mikroplar burnun içinden girdiği zaman önce bir filtrasyondan geçiyor. Burun kılları var, burada mukus dediğimiz yapışkan bir tabaka var. Buradan geçiyor. Burun boşluğuna hava temizlenerek geliyor. Hmm. Daha sonra burun boşluğunda nem dengesi, ısı dengesi ayarlanıyor. Ve ciğerlerime ben en optimum havayı çekiyorum. Tekrar burnumdan verdiğim zaman da burada birikenler dışarıya atılıyor. Şuradaki mukus da gün içinde işte mide asitleriyle parçalanarak dışarı yatıyor. Yani muhteşem bir mekanizma var. Vücudun tamamı muhteşem zaten. Burundan alıp burundan veriyoruz evet, o zaman. Evet. O bu, hiç diyafram şişirelim işte ağızdan verelim filana girmiyor. Diyaframı kullanacağız. Yani bunu özellikle soruyorum bu arada. Dedim ya dersimi çalıştım. Harikasın. Şimdi bir sen önce nefesi nasıl alıp vereceğiz? Burundan alıp burundan vereceğiz. Bu cebimizde bir bilgi. Tamam, bir. Ve tekrar izleyen herkese de hatırlatalım. Burundan alıp ağızdan vermedi bir egzersiz ve bizi rahatlatan bir egzersiz. Doğrudur, yanlış değildir. Doğru nefes almanın Dünya Sağlık Örgütü'nce belirlenmiş 4 tane kuralı var zaten. Bir, nefesimi sessiz alacağım. Yani burnumda bir et varsa, eğrilik varsa bunları düzelteceğim. Az önce içeride Arzu Hanım'la konuşuyorduk. Mutlaka ki burnumu temizlemem, yani oradan yeterli oksijeni alabilmem lazım. İkincisi burundan alıp burundan vereceğiz dedik. Ciğer kapasitemi arttıracağım üçüncüsü. Biz iki kocaman ciğerimiz var ve bunu %20 kapasiteyle kullanıyoruz. Yani diyorum ya 40 milyon hücrem var ve %20 kapasiteyle içeriye oksijen alabildiğimi düşün. Hücrelerime oksijen gönderemiyorum zaten. Yani hastalıkların temel sebeplerinden bir tanesi de bu. Dördüncü kural da işte senin az önce söylediğin diyafram. Bunu çok iyi biliyor olduğunu biliyorum zaten. Çünkü sizin meslekten dolayı da diyafram kasını zaten kullanıyorsunuz. Bizim mesleğin de dışında aslında şöyle bir şey oldu. Ben üniversitede oyunculuk okudum 5 yıl. Evet. Ve hocalarımız işte tiyatro eğitimi aldığımız için en arkadaki adam seni nasıl duyacak? Nasıl duyacak? Çok sessiz oynaman gerektiği bir anda, çok işte romantik bir oyunda, bir dramada nasıl duyacak seni? En arkaya geçip otururlardı. Diyaframınıza yüklenin. Ben evet, duymak istiyorum, duymak istiyorum. Dolayısıyla o zamanla artık diyafram nefesi bizde otomatikleşmeye başladı 5 yılın sonunda. Ama biz bugün onu senden öğrenmek istiyoruz. Bilmeyen tamam, hanımefendi ve beyefendiler evet, için bize lütfen öğret bunu. Şimdi zaten Türkiye'de diyafram kası daha çok, ben de tiyatro eğitimi aldım. Çok seviyorum. Sanatın bütün dallarını çok seviyorum. Şan derslerinde, diksiyon derslerinde, tiyatro derslerinde diyafram biliniyor. Ve sorduğum zaman da herkes zaten orada kullanıldığını söylüyor. Fakat diyafram kasımızı o kadar çok yerde kullanıyoruz ki. Gülerken, ağlarken, hıçkırırken, kusarken. Ben hep şunu söylüyorum. Çocuğu olanlar bilir. Bir metre ileriye kusar çocuklar. Neden? Diyafram kasları çok güçlü çünkü. Hmm. Ama biz yetişkinlikte diyafram kasımız güçlü değilse, eğer bir midemizde bir problem varsa onlar kadar güçle dışarıya çıkartamıyoruz bunu. Hmm. Bütün yani öksürürken, aksırırken o kadar çok alanda diyaframımızı kullanıyoruz ki şimdi diyafram ciğerlerimin altında, kaburgalarımın altında kubbe şeklinde bir kas. Yani vücudumdaki diğer kaslardan hiçbir farkı yok aslında. Yani nasıl spora gidiyorum, trisepsleri güçlendiriyorum dumbbell'la. Aynı şekilde bizim diyafram kasını da güçlendirmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü ciğerlerin altına yapışık bir kas ya. Ben diyafram kasını kullanarak nefes aldığım zaman ciğerleri aşağıya çekiyorum. Yani ciğer genişlediği için, aşağıya doğru uzadığı için içeriye daha fazla oksijen almamı sağlıyor. Hmm. Ve şu kubbe şeklindeki kas kullandığım zaman aşağıya doğru düzleşiyor. Şuradan nefes aldığım zaman. Ve dediğim gibi yani ciğer kapasitesi artıyor. O yüzden diyaframı kullanmamız gerekiyor nefes alırken. Artı tabii sinir sistemi de var. O kadar şey var ki yani o kadar çok alanla ilgili ki nefes. Şunu söylüyorum. Nefesle ben vücut ısımı düşürüp vücut ısımı yükseltebilirim bile. Yani ciddi misiniz? Evet, bunu çoğu insan bilmiyor mesela. Nefes o kadar güçlü bir araç ki.
Ay. Efendim, nefes almayı gerçekten nasıl nefes almamız gerektiğini bugün öğreneceğiz hep birlikte. Ve kahkaha atacağız bol bol. Özellikle ben bugün Aydan'dan rica edeceğim. Cezaevlerinde bizi çok izleyen kader mahkumlarımız var. Hanımefendi ve beyefendiler var. Onların tabii durumları biraz daha biliyorsun, maalesef kritik ve özel. Aileleriyle kavuşamıyorlar. Oradalar, orada olmak durumundalar. Yasalar öngördüğü için. Onların hani kahkaha yogasına katılmalarını bugün özellikle istiyorum. O yüzden herkes ekran başında olsun efendim. Kahkaha atmayı, gülmeyi, nefes almayı öğreniyoruz. Sohbetimiz devam edecek. Küçücük bir aradan sonra buradayız. Efendim, tekrar günaydınlar olsun. Ekranları başına yeni gelen hanımefendi ve beyefendiler için bir kez daha hatırlatmak isterim ki biz bugün nefes tekniklerini konuşuyoruz. Nasıl nefes almalıyız? Doğru nefes alıyor muyuz? Doğru nasıl nefes alırız? Nefes almanın vücudumuzda ne gibi faydaları var? Bunları konuşuyoruz. Biraz sonra birazcık da böyle kahkaha yogası çalışmaları yapacağız. Çok sevdiğim arkadaşım ve saygı duyduğum sosyolog, aynı zamanda da bireysel gelişim uzmanı Aydan Ermiş Hanımefendi ile birlikte konuşuyoruz. Evet, kaldığımız yerden devam edelim ama ondan önce benim de çok sevdiğim, saygı duyduğum, aynı zamanda da hiç elini, desteğini üzerimden çekmeyen sevgili Funda Erkoç'a da buradan selamlarım olsun, saygılarım olsun. Usta gazetecilerden bir tanesidir. Fikrine çok önem veririm. Senin partnerin, lütfen sen bahset. Evet, Funda'ya benden de buradan selam olsun. Bizim Funda'cığımla Ruhsal Magazin isimli bir YouTube kanalımız var. Her hafta çarşamba günleri yayına giriyor, 15 dakikalık. Kişisel gelişime dair, hayata dair sohbetler yapıyoruz. Evet, böyle bir çay kahve sohbetinde buluşuyoruz. İstiyoruz ki izleyenlerimiz de bizim masalımızdalarmış gibi bizimle beraber olsun. Konuları da çok ağırlaştırmadan, Funda'yı biliyorsun çok muziptir, çok neşeli, canlıdır. Çok. O biraz keyif katan taraf. Ben biraz içeriden kendi bilgilerimi paylaşan taraf. Ne yani güzel. Çok keyifli bir ikili olduk. Çok da güzel çok, yol alıyoruz. Evet, çok uyumlu bir ikili olunmuş orada. Evet, herkes öyle söylüyor. Hakikaten bunu takip etmek isterim. Evet. Bir kez daha tebrik ederim. Çok da selamlarım olsun. Aynı İzleyicilerimize şekilde de duyurmuş olalım. Lütfen sizler de efendim. Takip edin YouTube kanalından. Bir kez daha söyleyelim. Ruhsal Magazin. Ruhsal Magazin hangi günler? Çarşamba günü yayınlıyoruz. Bize abone olurlarsa, YouTube'dan abone olurlarsa zaten her çarşamba. Harika. Çarşamba günleri kaçırmayalım bundan sonra. Şimdi Aydan, doğru ne? Ben Aydan diyorum. O kadar güzel geliyor ki sana Aydan. Benim de çok etrafımda Aydan olmadığı için ben de Aydan derken güzel bir deneyim. Çok benim tatlı için de bir deneyim. Çok güzel bir deneyim. İnsana doğal bir kahkaha attırıyor yani bu. Aydan, şimdi doğru nefes almak burundan alıp burundan ve burundan vermek dedik. Evet. Diyaframla ilgili konuştuk. Ama mesela ben şimdi hala ağzımdan da nefes alıyorum zaman zaman. Çünkü hep süreçte hep burundan al, ağızdan ver filan. Bir de otomatikleşen bir takım şeyler oluyor insanlar konuşurken. Biz bunu nasıl adet haline ve normalmiş gibi bir hale getireceğiz? Yani o burundan alıp burundan vermeyi. Şimdi bir kere önce farkındalık zaten değişimin başlangıcı. Yani hepimiz çocuklara da dediğim gibi özellikle bunu öğretiyorum. Bakın, buradan aldığınız zaman içeriye mikrop giriyor. Ağızdan aldığımız zaman mikrop giriyor. Burundan nefes almalıyız. Hem bağışıklık sistemimiz güçleniyor. Sonra döneceğim ama arada aklıma gelenleri lütfen, de hemen paylaşıyorum. Lütfen sonra unutmayayım diye. Bağışıklık sistemimiz güçleniyor. Çünkü o mikroplara karşı bir filtrasyondan geçtiği için, yani kış dönemindeyiz. Kalabalık ortamlarda çalışırken mikroba çok açığız. Bütün bunları
farkındalık seviyesinde bir kere kendimi hatırlatacağım. Daha sonra nefesle ilgili yapacağımız egzersizler var. Öncelik listemizi aldığımız zaman ve kendimize gün içinde sürekli hatırlattığımız zaman otomatik olarak zaten vücut burundan alıp burundan vermeye bir süre sonra alışacak. Ama elbette ki yani bir yaştan sonra yetişkinlerle çalışırken en çok zorlandığımız şeylerden bir tanesi bu zaten. Yani bir yaştan sonra çok kemikleşmiş alışkanlıkları değiştirmek elbette kolay olmuyor. Ama imkansız değil. İstemek bunun başlangıcı. Yeter ki isteyelim. Sinir sistemiyle ilgili evet. Lütfen evet. Oraya gelelim. Tamam. Sinir sistemi üzerinde ne gibi etkileri var? Şimdi otonom sinir sistemi ikiye ayrılıyor. Sempatik ve parasempatik diye. Şimdi bu çok sempatik olan, sempatik dediğimiz kısım göğüs nefesi. Ve şu an günümüzde herkes zaten göğüs nefesini alıyor ve bu sempatik sinir sistemini çalıştırıyor. Ama hep şunu konuşuyoruz, çağımızda herkes yüzeysel nefesler alıyor. Yani daha derinleşmeyen nefesler, onun karşılığı işte bu göğüs nefesi. Sempatik sinir sistemi ne yapıyor bize hayatın içinde? Savaş ya da kaç komutunu veriyor. Yani ben seminerlerde hep şöyle anlatıyorum, ormanda ayıyla göz göze geldim. Eğer onunla baktım ya savaşacağım ya da kaçacağım. Buna milisaniyede karar verdiren sistem işte sempatik sinir sistemi yani göğüs nefesim. Dediğim gibi hepimizde bu şahane çalışıyor. Çok da gerekli bir sistem. Yani bizi sabah yataktan kaldıran, bize hayat amacı veren sistem bu. Peki o zaman problem nerede? Problem şurada. Bunu biz gün içerisinde sürekli kullanıyoruz. Yani sürekli savaş ya da kaç şeyindeyiz. O da bizim üzerimizde baskı yaratıyor. Sürekli stres halindeyiz. Tedirgin ve endişeliyiz. Bunun fazlalığı çalışması lazım. Gerekli bir sistem. Dediğim gibi bu olmazsa yaşama dair amacımız olmaz. İkinci sistem parasempatik. Yani hani o az önce konuştuğumuz diyaframı kullandığımız zaman parasempatik sinir sistemini çalıştırıyoruz. Şimdi diğeri savaş kaç diyordu. Bu diyor ki güvendesin. Her şey yolunda. Rahatlamamız için işte bu sistemi devreye sokmamız gerekiyor. Fakat şimdi nasıl diğerini çalıştırmak bizi stres ve baskı altında tutuyorsa sadece parasempatik sinir sistemini çalıştırmak da doğru değil. Çünkü nefes egzersizlerine başlayan herkes sürekli diyafram nefesi rahatlar vesaire ve sadece parasempatik sinir sistemi çalışır. Şimdi orada da şöyle düşün, güvendeyim, her şey yolunda. Gamsızlık mı tabii, oluyor? Çalışmama gerek yok. Evden dışarıya çıkmama gerek yok. Aile kurmam, ya oturuyorum nasıl olsa bana gelecek, güvendeyim, her şey yolunda. Bir süre sonra evden dışarı çıkmayız, işe gitmeyiz, yataktan çıkmayız. Üst üste depresyona kadar gider. O yüzden hayatta her şeyde olduğu gibi denge. Yani, nasıl dengeleyeceğiz? Nasıl dengeleyeceğiz? Şimdi bir egzersiz yapalım tabii, mı beraber? Tabii, seve seve kalkayım. Oturarak yapabiliriz. Öyle oturarak mi? Yapabiliriz. Tamam. Evet, sırtımızın dik olması gerekiyor. Şimdi yogada tam ve bütün nefes diye gösterilir. Bizi izleyenler de yapabilirler. Çok da mutlu olurum. Bir elim karnımda, bir elim de göğsümde olacak. Hı-hı. Şimdi bunu sadece burayı fark etmek için yapıyorum. Önce ne dedik? Sempatik sinir sistemi hepimizde çalışıyor. Nefesi burundan alıp burundan vereceğim, hatırlıyoruz. Önce burayı çalıştıracağım. Göğsümden nefes alıp vereceğim sadece. Yapalım. Göğüs şişecek. Yani göğüs kafesi açılacak ve kapanacak. Açılacak ve kapanacak. Okay. Sempatik sinir sistemini çalıştırdık. İkincisi diyafram kasımızı kullanarak parasempatik çalıştırıyoruz şimdi. Karnımız şişecek. Ben çocuklara diyorum ki karnınızdaki balonları şişirin ve söndürün. Şimdi size de diyorum ki karnınızdaki balonları şişirin ve söndürün. Şimdi bu iki sistemi ayrı ayrı çalıştırdık ya. İkisini dengeye nasıl getireceğim? Şöyle önce göstereyim. Nefesi iki adımda alıyorum. Nefesi alırken önce karından başlıyorum. Yarıya kadar aldım. Sonra yukarıya göğüse çıkartıyorum. Nefes alışım tamamlandı. Sonra tekrar göğüsten ve daha sonra karından. Tam bir tur döndüm. Tekrar yapalım mı? Karından. Yukarıya göğse aldım, veriyorum, göğüsten veriyorum ve daha sonra karından. Şimdi ne oldu? İki sinir sistemi birden devreye girdi. Yani hem dikkatim, çünkü bu sempatik sinir sistemi beni tedirgin ve stres altında yapıyor ama aynı zamanda da uyanık tutuyor.
Yani yataktan kalktığım zaman ayılmam için gerekli olan sistem bu. Yatarken de parasempatik sinir sistemi. İkisi beraber devreye girdi. Mesela sabah bunu 10 defa ya da herkes kendi bedeninin sınırını bilir zaten. Güne hem çok o aymış olarak başlarız hem de rahatlamış olarak başlarız. Zor gibi görünüyor. Zor. İlk başlayanlar için mi zor geldi bilmiyorum ama ya itiraf etmek isterim ki buradan... Zor gibi yani şimdi şey şöyle... çok enteresan. Yarısını göğüsten yarısını diyaframdan almak nasıl nereden diye bir şaşkınlık oluyor. Şimdi ben hep şunu söylüyorum. Biz Türk milleti olarak tostun son lokmasıyla ayranın son yudumunu denk getiren bir milletiz. Dolayısıyla burada da eminim herkes bir süre sonra o ikisini dengeye getirecek. Şimdi o çok doğru. Tabii ya. Ben hep şunu söylüyorum. Ben 10 senedir bu alandayım. İlk aracım nefes. Yani bireysel seanslarımda da nefes terapisi yapıyorum ama başka araçlarım da var ama birinci aracım nefes. Her sabah hala kalkar nefes egzersizlerimi yaparım ama elbette ki ben de her dakika bunu yapmıyorum. Yani bu şekilde almıyorum. Bu nefes egzersizini uygulayarak bedenimize bunu hatırlatıyoruz, öğretiyoruz. Daha sonra otomatik olarak beden böyle nefes alıyor zaten. Ay ne kadar şahane. Bu arada o tostla ayran dedin ya aklıma şöyle bir anım geldi. İlkokuldaydım evet. Ve ilkokulda sınıf arkadaşlarım vardı. İzleyenler de belki vardır şu anda. Selamlarım olsun buradan da. Şimdi bir kız arkadaşım vardı ilkokulda. 4 teneffüs filan o küçük meyve suları vardı evet. Ya kutu. 4 teneffüs o kutu meyve suyunu içerdi. Yudum 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 ama böyle 4 teneffüs filan sürerdi onu bitirmesi. Ben de ilkokuldayken meyve suyunu alırdım. İrem alırdım meyve suyunu diye bir kere de biterdi. Ve hep şunu yapmaya çalışırdım. Bunu çok samimi söylüyorum. Bak ekran başındaki bütün hanımefendiler gerçekten bunu samimi söylüyorum. Derdim ki bu nasıl bunu 4 teneffüste içebiliyor? Şu kadarcık kutu yani. Ve minik 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 bir türlü hayatım boyunca onu asla başaramadım. Yani bir meyve suyunu alayım da işte bir buçuk saatte bitireyim. Yavaş yavaş. Yani bende de öyle bir şey var meyve suyuyla alakalı. Mutlaka meyve suyu içiyorsan bir kere durup diye gider. O meyve suyuna özel bir şey ama anladığım evet, kadarıyla değil mi? Evet galiba öyle bir şey. Yani aklıma geldi şimdi. Diğer ama o tost ve ayran olaylarında öyle değil. Evet onu denk getirebiliyorum. Çünkü nefes egzersizlerinde öyle. Nefesimizi böyle sonuna kadar denk getirdiğimiz birkaç egzersiz var. Hep bana bunu söylerler. Ya yani nasıl yani dörtlü nefes var mesela. Dört al, dört tut, dört ver, dört tut. O dört saniyede kademeli olarak dört saniyede nefesimi almam lazım. Şimdi çoğu insanın ikinci saniyede nefesi biter. Çünkü diye alır üç. Dört orada nefes almaz. Şimdi bunu nasıl getireceğiz? İşte bu bir alışkanlık. Yani bedene onu şey yapıyoruz, kazandırıyoruz. Biraz anda kalmakla ilgili. Ben bu anda kalmayı da çok önemsiyorum. Hani çoğu zaman zihnimiz geçmişte ya da gelecekte ve bu anda olmadığımız için gerçekten yaşamıyor oluyoruz. Bunu da fark etmek çok önemli. Nefes egzersizleri bizi anda tutuyor. O açıdan da çok önemli. Nefes egzersizleri kesinlikle çok önemli. Şu anlamda ben Yasemin Dalkılıç'la birlikte ödül almıştım birkaç sene evvel. Yılın en iyi sanatçısı ödülüne layık görmüştü Orta Doğu Teknik Üniversite. Birlikte ödül almaya gittiğimizde biliyorsunuz rekorlar kırıyor. Yani maşallah diyelim Allah nazardan saklasın evet. Ciğerine sağlık. Yüzlerce metreye dalıyor evet. Tüpsüz. Evet. Nefesini tutarak ve nefesi vere 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 yukarıya çıkıyor tekrar. Vurgun da yememesi gerekiyor. Allah sakınsın, Allah korusun. Çok da güzel bir genç kız. Evet. Keza Şahika öyle. Evet, evet. Onlardan bir tanesi. Nefesin orada ne kadar önemli olduğunu ve aslında çalışarak ne kadar uzun süre nefesin tutulabileceğini de ondan öğrenmiştim. Bir egzersizle bile, şimdi ben kurumsalda eğitimler veriyorum. İşte aynen buradaki gibi önce nefes anlatıyorum, içinde nefes egzersizleri uyguluyoruz. İlk nefes egzersizinden sonra bile vücut hemen şey yapar, ciğerler açılır. Ben diyorum ki balon gibi, yani balonu bir kere şişirip söndürdük, o ilk formunu kaybeder ya, tek bir nefes egzersizinden sonra bile ciğer hemen bir saniye bile olsa o yaptığımız egzersizin süresi uzar. Hemen şey alırsanız. Ay harika bir şey. Peki Aydan'cığım şunu da sormak istiyorum. Şimdi dedim ya cezaevlerinde bizi izleyen çok kader mahkumlarımız var.
Bir de Türk halkı olarak son zamanlarda galiba biraz mutsuzuz. Hı hı. Yaşadıklarımızdan kaynaklı dış etkenler bizi mutsuz ediyor. Ülke olarak mutsuz oluyoruz. Ailevi sorunlarımız, sıkıntılarımız. Geçen hafta mesela Cuma günü biz bununla ilgili psikolojik olarak bir şeyleri masaya yatırmaya çalıştık ve çok fazla arayan hanımefendi oldu. İşte şiddet görenler, ayrılmaya çalışıp ayrılamayanlar gibi bir sürü bunun gibi örneklendirebiliriz. Şimdi böylesi sıkıntılar yaşıyorken sıkıntı anında sinirlendiğimizde çok gerildiğimizde ve bir şey yapamıyoruz. Evet. Yani cezaevindeyiz ve hiçbir şey yapamıyoruz orada. Ne çocuğumuza yetişebiliyoruz, ne eşimize yetişebiliyoruz, ne ailemize yetişebiliyoruz. Ne yapacağız kendimizi sakinleştirmek için? Sakinleştiren birkaç tane egzersiz var. Hemen ilk aklıma geleni söyleyeyim. Aldığım sayının iki katı fazlasıyla nefes vereceğim. Yani 3 saniyede nefes alırsam 6 saniyede nefes vereceğim. Deneyelim mi? Lütfen. Şimdi ben sayayım, beraber yapalım. 3 saniyede alacağız. Daha sonra 6 saniyede de nefesi veriyor olacağız. Tamam. Son ki 3 alıyoruz. Al. Veriyoruz. Bir kere daha. 3 alıyoruz. 6 veriyoruz. Bak vücut hemen sakinleşir. Aa evet. Bu 3, 6, 4, 8 bunu bir 5-10 dakika yaptık mı hemen vücudun ne kadar sakinleştiğini, zihnin durduğunu. Bir de şimdi bu sayıları neden söylüyorum? Zihin, medite olma hallerini, meditasyon da zihnimizi susturduğumuz anlar ama meditasyonu illaki böyle duralım, müzik eşliğinde zihnimizi susturalım değil. İnsanın sevdiği işi yaptığı her anda medite oluyor zaten. Şimdi burada da o saniyeleri sayarken zihin sağa sola kaymaz. 3 al, 6 ver. Bunları sayarken de anda kalırsın ve sakinleşirsin. Zaten zihin güzel. Sustuğu için rahatlarsın. Bizim niye meditasyon yapmaya ihtiyacımız var? İnsanlar neden gece rahat uyuyamıyorlar? Ben bilgisayar diyorum. Yani bizim muhteşem bir bilgisayarımız var. Kara kutu burada. Bilinçaltımız hayatımızın %88'ini yönetiyor zaten. Yani biz bilinçli olarak bir sürü karar verdiğimizi zannediyoruz ama o bilinçli dediğimiz yer %12 sadece. Bilinçaltındaki bütün kodlar, hücresel getirdiğimiz veriler bizim bütün yaşam deneyimlerimizin üzerinde çok etkin. Dolayısıyla nefesle o gece yatarken ve gün içinde de o bilgisayarı kapatmamız gerekiyor. Ki dinlenelim. Bütün gün bilgisayarı çalıştırdığını düşün, ne olur? Bir süre sonra ısınır ve problem çıkar. Biz de zihni hiç durdurmuyoruz aynı bilgisayar gibi. Sürekli çalıştırıyoruz. Dinlenmesi lazım. Peki o zaman biz de bir dinlenelim. Dinlenelim. Araya böyle güzel bir şarkı alalım mı? İster tabii, harika misin? Olur. Müzik çok isterim. Eşliğinde Gelecek Hanımefendi'yle de hem isterim ki dahil olsun. Tamam. Hep birlikte konuşalım. Onun da problemleri, sıkıntıları varsa doğru nefes alıyor mu? Efendim çok tatlı, çok cici bir hanımefendiyi davet ediyorum şimdi. Tüm zarafeti ve güzelliğiyle geliyor. Yeşillerle geliyor. Böyle gözümüzü gönlümüzü açtı. Kendisi de zaten... Ben öyle diyorum. Cennet gözlü hanımefendilerden ve yeşil yeşil Sima Sarıkaya'yı davet ediyorum.
Genç geldin. Oh, ay ne güzel bir şarkı. Ne güzel oldu. Aydancığım. Vallahi uzun zamandır hiç bu kadar iyi dinlememiştim bir cover yani. Teşekkürler. Hakikaten çok sağ yakışmış. Çok teşekkür çok güzelsin ediyorum. Zaten. Siz de öyle. Seni de böyle baş köşeye davet ediyorum Simacığım. Sağ olun. Bu arada hayırlı uğurlu olsun programın. Çok teşekkür ederim. Sevindim. Çok teşekkür Aydan'la ederim. Aydan'la biz bayağı oldu. Bir bakalım şöyle bir düşünüyorum şimdi. Alanya. Alanya. Harem var tabii. Aynen öyle. Sizden sonra biz programı devralmıştık, şimdi, devam etmiştik. Şimdi aynen. Kapandığı için söyleyebiliyoruz artık yok. Tabii tabii. Olmadığı sorun için yok. Şu anda o yüzden söyledik aynen, artık aynen. Yok orası. Çok uzun yıllar sonra ne gördüm kadar seni. Oldu? 2001. 2002 idi. Aynen 2004'ten sonra da ben devam ettim. Söyleme evet. Kız yaşımız çıkmasın. O zaman da işte 17-18 daha yeni başlamıştık. Söyleme yaşımız çıkmasın. Düşün bak oralar yok biz varız ya. O zaman oralar tutluk. Neyse sen nasıl değilsin şu an. O zaman oralar tutluk. Halk plajıydı. Kimse gelmiş şimdi turizm açıldı. Aydancığım o yine iyi. Ben mesela şey diyorum bazen. Hala kaset yapıyorum. Hala kaset yapıyorum. Tabii şimdi albüm single ya, falan filan muhabbeti var. Şimdi bu mesela 5+1 single arkadaşlar. Evet. Ama mesela stüdyoda falan arayanlara ya ben kaset gibi. Neyse ay, oldu. Çok güzel ya. Bugün tam kahkaha yogalarının üstüne evet. Böyle bol çok kahkaha oldu. Hakikaten evet. Güzel oldu. Olsun. Bazen ben öyle söylüyorum. Şimdi mesela eski arkadaşlarımla falan senin gibi karşılaşıyoruz, sohbet ediyoruz falan. Diyor ki aa hatırlar mısın işte diyor 99'da diyor şurada şu var. Diyorum ki o zaman oralar tutluk. Keşke diyorum bir yerden girseymişiz topraktan bir şey. Evet, çok değerlendi şimdi. Evet. Ya hakikaten yıllar çok çabuk geçiyor. Ya bir gözünü açıp kapatıyorsun bir bakıyorsun işte 17 iken 15 iken 20 iken 30'lara gelmişsin. Aynen. Yani hakikaten inanılmaz bir şey akıyor sürekli olarak. Ya en basiti işte yılbaşı. Tabii. Yani sanki geçen haftaymış gibi, sanki ben geçen hafta yılbaşını kutlamışım program gibi hissediyorum ama bir ay bitti. Bugün sonuncu günü yani, ay sonundayız. Aynen. Yani çok ilginç bir şekilde akıyor hayat ve tutamıyorsun, tutamıyorum zamanı. Tutamıyorum zamanıyla devam ediyor. Maalesef tutamıyorum efendim, yapabileceğim bir şey yok. Dolayısıyla da böyle gidiyor. Sen... Sana şunu soracağım ama hı-hı. Zaten doğru nefes alıp verdiğini biliyorum yani bir yorumcu olarak, önemli sanatçı bir konu. Olarak evet. Doğru nefes alıp verdiğinden hiç şüphem yok ama ben mesela biraz önce çok ilginç bir şey söyledi Aydan hı-hı. Bana sevgili adaşım. Evet. Burundan nefes alıp burundan vermek gerekiyor dedi. Burundan alıp ağızdan verenlerden miydin? Yo ben aslında evet hep burundan alıp burundan veriyorum zaten. Ciddi misin? Ama bunun hiç farkında bile değildim biliyor musunuz? Bir ben mi? Gerçekten. Şimdi bir de söyleyince, sen söyleyince şu anda biraz daha onu fark ettim. Ben burundan galiba, gerçekten ya ben 7 yıl önce burnuma tokmak yedim. Davul tokmak. Geçmiş olsun. Yalnız bu da çok enteresan. Sahne durumu. Hani herkes burnuma el geldi çarptı, yok dirsek geldi, şu oldu bu oldu denir. Ben sahnede bir sahne programım sırasında... Sevgili davulcuma buradan sevgilerimi gönderiyorum. Ne demek istediğimi anlamıştır. Bir davul şov esnasında davulu benim burnumda çalmaya karar vermiş. Benim haberim yok. Keşke daha önceden söyleyeymiş. Çok acımış. Tokmak yedim ve sol tarafımda bir çatlak meydana geldi. Ve sonrasında da geçirdiğim bir kaza ile birlikte çatlak kırığa döndü. Hatta eyvah. Geçen günlerde sevgili doktorumuz Profesör Doktor Dilaver Özturan'ı burada ağırladık. Benim de doktorum olur aynı zamanda. Dilaver Hoca'yla da bunu konuştuk. Gel artık bir orada küçücük bir kıkırda kalacağım dedi. Hmm. Ya ben korkudan gidemiyorum. Çünkü o zamandan beri de burnumdan nefes alırken dört kural demiştin ya. Bir tanesi sessiz alıp vermek. Evet. Orada bir ses oluyor. Yani ses oluyor derken nefes alırken sanki bir şey çarpıyor gibi. Daralma var o zaman. Evet yani orada kıkırdak engelliyor ve hani şu nefes alıp verirken o ses... Sanki burun doluymuş gibi işte bir sinüs problemi varmış işte ya da bir gribal bir şey varmış gibi bir hal aldığı için belki beni o yüzden rahatsız ediyor olabilir.
Bununla ilgili konuşmaya müsaade edersen Aydancığım devam etmek istiyorum. Önemli bu konu. İşin de aynen. Hakikaten iyi bilenlerinden de hani nefes alıp vermeyle alakalı da bilenlerinden biri Sima'yı da dahil ettim. Birazdan çok sevdiğim modacı bir arkadaşımı da davet edeceğim. Yılın trendlerini konuşacağız. Ben onu çok seviyorum. Yaptığı işleri de çok beğenerek takip ediyorum ve takdir ediyorum. En son hatta Amerika'da bir defile yaptı geldi ayağının tozuyla. Birazdan bunların hepsini konuşacağız ama küçücük, minnacık, mini minicik bir teneffüse gidiyoruz, sonra buradayız.
Size de bravo. Bayıldım düzenlemelerini. Kim yaptı? Teşekkür ediyorum. Çok mersi. Zeki Salihoğlu yaptı. Bir de Harun Erkezen'le çalıştık. Çok güzel olmuş. Hı-hı. Çok eğlenceli olmuş. Sağ olasın. Çok güzel olmuş. Sezen Aksu'ya da selam ve sevgilerimizi yollayalım buradan. Minik serçimiz. Evet. Valla ben kendisine bayılıyorum. Hatta bazen programlarda böyle şımarıyorum ona. Şey değil böyle, mi? Beni de yanına alsana Sezen. Beni de alsana falan diye böyle. Hakikaten çok seviyorum onu. Yani o tabii okul canım. Artık ya. O, baş tacı. Okul yani. Öyle tabii. Şimdi çok değerli bir modacı arkadaşımı davet edeceğim. Efendim. Hem kendisi uzun zamandır gerçekten örnek projeler yapıyor. Hem de dedim ya biraz önce de Amerika'da bir defilesi oldu. Ayağının tozuyla da Türkiye'ye geldi. Onun üstüne konuşacağız. Yılın trendlerini konuşacağız. Projeleriyle ilgili konuşacağız. Sanat camiası ile ilgili ufak tefek dedikodular da yapabiliriz. Çok ünlüyü giydiriyor. Kendisinin soy ismi Küçük ama kendisi dev bir isim geliyor efendim. Hüseyin Küçük'ü davet ediyorum. Allah'ını seviyorsan evet. Şu çantanın içinde ne var ya? Söylenmez şey izdim. Her an her yakışabilirim. Ben bakayım sadece. Ay söylenmez ama sakın bak ama görme. Allah seni. Tabii. Kızlara merhaba diyebilir miyim? De hadi. Nereden ben tutayım mı çantanı? Asla yok. Hayda. O buldun güzel kızları çantayı böyle? Ben tutmak yok, istiyorum. Yok çok mersi o Türkçe çantayı. Bilmiyor. O Türkçe bilmez. O Türkçe bilmez. Hüseyin bari aramıza koy şöyle çantayı. Ay yok bacım öyle dursa onu gözü de görmez. Güzel kahkaha atabiliyor muyum? Harikasınız. Maşallah de o zaman. Harikasınız. Herhalde. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz valla ne yapalım seni bekliyorduk. Çayımız da gelirse böyle evimizde oturalım. Sohbet ediyormuşuz gibi. Yani böyle zaten. Vallahi. Herkese günaydın, mutlu haftalar diliyoruz. Günaydın. Güzel 2018'ler diliyoruz. Güzel kızımın güzel programı da hayırlı işler hayırlı nasip eylesin diye inşallah. Dua ediyorum. Çünkü özü sözü çok düzgün çok. Bir insan. Biraz dedikodu yaptık oradan buradan. Sayfa 48'e geldik, buraya geldim hemen. Oysa kitap 100'den önce bitmez biliyorsunuz. Ay yerim ben seni. Hoş geldin, sefalar getirdin. Bir şey soracağım sana. Bu arada yaptığın bir proje var senin. Ondan bir bahsedelim mi? 8 hafta yoktum. Hep şehir dışındaydım. Yarının kadın adaylarının altın bilezik takmaya çalışıyoruz. Nedir? Kız mesleğini okuyan, olgunlaşmayı okuyan genç kızların okurken markalaşmasını, okurken meslek sahibi olması için gönül gözümle beraber Anadolu turuna çıktım, geldim. Toplam 10 bin öğrenciyle buluştum. Herkesin duygularına yer vermeye çalıştım. Aynen. Gerçek Kadınlar Günü. Kadın adaylarını ne tutmaktır, meslek sahibi edebilmektir. Sonra acımak değildir. Harika. Bunları şey büyürken yetiştirmek lazım. Sonra yetişmiyorlar biliyorsunuz. Ben çünkü sosyal medyada seni takip ettiğim için çok teşekkür ediyorum. Evet. Bence çok başarılı bir şey yapıyor. Evet. Önemli de bir iş. 7 bölgede 7 okul dolaştım. Erzurum, Sivas, Van, Trabzon, efendim Milas, Mersin ve İstanbul. Amacımız çocukların duygularını yer vermek, gerçek sanatçıyı orada bulabilmek. Çocuklar lütfen şu kumaşı bilmeden, şu kalıbı çalışmadan, dikmeden çıkmayın bu okullardan. Bu makine sizi ömür boyu yazlık da aldırır, kışlık da aldırır diyoruz. Ama diploma ile sanat birleşecek. Sırf diploması hiç kazandırmaz dedik. Süreçler yaptık, derslere girdim. Beni çok sevdiler, bayıldılar bana. Ben de onlara çok bayıldım. Ruhum beslendi. Hakikaten grip oldum, hastalandım. Karlar, kışlar, uçaklar, rüzgar yaptı ama yine kalktım sıkılmadan ders verip geldim. İnan ki çocuklarca Hüseyin'e para aldım asla yok. Bilakis para harcayarak dolaştım. Ben dedim ki size annelik babalık görevimi yapıyorum. Ben bu vatanın evladıyım. Lütfen 2018 değil, yarına güzel başlayalım dedi. Sana helal olsun. Evet, amaçta o hizmete gittim yani. Bravo, bravo. Seni tebrik ediyorum. Canı yürekten tebrik ediyorum. Gittim geri geldim valizim. Bir şey kaybolmadan, bir şey olmadan geldim. Doğu çok sevgili bir insan. Güzel karşılıyor. Hakikaten seni uçakla yolcu ediyorlar. Havaalanı karşılıyorlar. Olsun. Bundan güzel bir duygu olamaz. Hakikaten kesinlikle çok öyle. Mutluydum sağ olsun. Bir şey soracağım. Ay yüzükte bakar mısın? Evet olay. Evet aynen. Yüzük. Yani para diyecektim para. Ki sayın yönetmeme Eda'ya diyecektim. Eda yakından çeksene diyecektim. Zaten gördüm ki kamerada sadece yüzük sadece var. Sadece yüzük. Yani sadece yüzük. Sadece yüzük vardı. Hayatım, yani biz yoktuk o konuşuyordu. Hayatım kilitini almıştı bana söylemesi 2000 yılında. Hala saklıyorum söylemesi. Diye. Maşallah. Yani adım çıkarmış böyle inmez aşağıya. Maşallah ya. Bir şey soracağım sana. Şimdi dedim ya dedikodu yapalım azıcık herhalde. Diye. Siz de sorun. Çok keyifli oluyor onunla dedikodu yapmak çünkü. Sorma. Gerçekten yani dedikodu derken tabii bu işin latifesi. Taze bilgiler. Taze bilgiler. Şimdi aynen. Sanat camiasında bu ara giyimini kuşamını en çok beğendiğin kim var? Hmm.
Şimdi ben ne üzülüyorum biliyor musunuz? Giyim bir kültür işidir. Bir programda, sabah programında bir strapless, bir dekolte, bir abiye giyilmez. Heh. Bu rüküştüktür. Ay bunu bir söyle. Yani bana her gün üzülüyorum. Mesajlar, bu yakışmamış, şu güzel olmamış. Ya diyorum ki kardeşim ne yapacağım yani sabah programına strapless bordo tuvalette mi çıkacağım yani? Asla değil. Sabah programı zaten sağlık oluyor, o bu oluyor. Siz orada kalbi dekolte, çıplak giyinemezsiniz. Olmaz. Yakışık almıyor. Siz orada bilgi saçın, bedeni saçmayın hep ben derim zaten insanlara. Dolayısıyla da ben de bunu üzülüyorum. Çünkü doğru giymek sanattır hakikaten. Biz giysi tasarımcısıyız. Dolayısıyla da ben ömrüm hanımlara verdim. 50 yaşındayım. Ben hiç zaman para giyilmiyor. Kültürle giyinilir. Pazardan giyinebilirsin ama vücuduna, mesleğine, makamına uygun, mevkiye uygun giydirirsiniz. Sabah programı gayet doğru giymişsiniz. Buraya kalkıp da şu kadar eteklerle sırt açmak da göz geldiğime abes olur. İşte buna varoşuk denir, kötü giyinmiş denir, ne yapıyorsun denir. Bu cümle kullanılıyor. Bu nedenle ben böyle şeye karşıyım biraz. Yani doğru giyinmek çok önemli kadınlar için. Peki bu arada manken arkadaşlarımız hazır, müziğimiz de hazırsa tarihten rica edelim. Ay çok güzel parça, onu oynamak istedim o parçalarda. Ay ne parça, ne parça, ne parça. Söyleriz birazdan. Vokal yaparmışız, Altın Kızlar çıktı sahneye. Aynen vallahi ya. Manken arkadaşlarını da davet edelim mi? Şurada tabii iki ki salınsınlar da yılın trendlerini görelim istiyoruz. Tarık'cığım gönder müziği, arkadaşlarımız gelsin bakalım. Haydi hanımlar ekran başına. Kızlar ben yardımcı olacağım. Kızlar çok yetenekli. Hem oyuncu hem anne hem model. İkincisi efendim çok güzel sanatları yapıyorlar. Çok buyurunuz yorumlar efendim. Evet. Harikasın. Hepsi olgun kadınlar. İşi gücünü bilen insanlar. Evet. Evet. Efendim benim bir tarzım öğleden sonra kadınıdır. Keyifli kadındır. Bir kadının vücut hatları belli olmaz. İçine özgür olsunlar. Evet. Dolayısıyla da seks yapan kadına bayılırım. Şimdi evet ayağa kalkıyorum. Kızlar salınsın diye. Kızlar salınsın diye oturdum evet. Özellikle. Çünkü çok güzel hanımlar. Evet, hakikaten evet, çok şıklar ve çok güzeller. Annesi biliyorsunuz da ama çok yoğun evet, çalışıyorlar. Evet maşallah. Hem modellik hem oyunculuk yaparlar. Hem de dediğim gibi çok güzel sanatları yapıyorlar. Bayılıyorum ben bu hanımlara. Harika. Dört dörtlükler maşallah. Bizim kadınlarımız maşallah. Hakikaten bu anlamda zaten bir elinde o marifi. Şimdi dedin ki hanımlar içinde kendini özgür hissetsin tabii, istiyorum. Tabii. Benim hanımlarımın dedin vücut hatları belli olmaz. Ama vücut hatı aşağı indirir, taşır. Çok sıkmaz. Güzel bir şey. Zaten bu sene de salaş şeyler de moda değil mi? Amerika'da evet. Da böyle bir şey var. Şimdi şöyle aslında solistim. Her markanın bir duruşu vardı, bir kadın kimliği vardı. Benim kadın kimliği Sibelcan gibi balık etli, seks tepel. Ama parası olmayan kadına hitap ederim ben. O kadın da güzel giyinme hakkı vardır. Tabii. Şimdi ben bunu yapan bir Hüseyin Küçüğüm. İçim bir kadın böyledir. Yoksa ben yıllardır bu tarz ama tabii ki bu sene kadın sırtını açıyorum, omuzunu açıyorum. Seni geçen sene başka yerini açmıştım. Dekoltes kadın olmaz çünkü. Çoşluk hanımlarımız da güzel taşılar. Ben çünkü orta hanımlara hitap ediyorum. Genç kızlara hitap etmiyorum. Orta yaş. Orta yaş. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla ben fikrimi söylemek istiyorum. Söyleyin efendim. Şunu giyip ben evet. Çok rahat bir arkadaşımın düğününe... Nişanına, tabii. Bir galaya, herhangi bir etkinliğe, kokteyle çok rahat giderim. Sen de gidersin. Tabii. Çok rahatsız olursam salaş olmasından benimle bir kemer takarım. Dümdüz siyah tabii. Bir kemer. Aynen. Kemeri takar gene giderim. Çünkü şıkır şıkır bir elbise. Evet. Zamansız giriyor. Şimdi düz ayakkabıyla gelsin spor olur. Üzerine bir kork evet, giyersiniz. Evet, topuk değiştirirsin, akşama bir yesi olur. Ucunu değiştirirsin, saçını şöyle toplarsın. Bakarsın ki bebekle bir kafeye gidebilirsiniz. Ya. Zamansız kadın yapıyorum. Ben ama bir şey söyleyeyim mi? Çok doğru bir şey evet, söylüyorsun. Evet, evet. Özellikle gülmedim. Çünkü benim kadınlarım, beni izleyen hanımefendiler, benim izleyicim, biz asgari ücretle geçiniyoruz. Bir tane elbiseyi aldığımız zaman biz istiyoruz ki onu gündüz de değerlendirebilelim, tabii. Gece de değerlendirebilelim, düğüne de gidebilelim. Dediği gibi bir kafeye de gidebilelim, oturabilelim. Biz şunu diyoruz, biz diyoruz ki satın alınabilen lüks yapıyoruz, satın alınabilen ha? Lüks yapıyoruz. Çok önemli. Ben ruha hitap ediyorum. Benim kadın yaşı olmaz, benim kadın çirkin olmaz. Benim kadın bir şekilde bir tarafını saklar neden zaten içine kaybolup gider. Aynen öyle. Topalıcı. Mesela buraya da bakıyorum. Evet. Hakikaten çok yine çok şık. Çok şık evet. Omuz dekoltesi kesinlikle. Hafif. Bu şekilde kullanabilir, öyle de kullanabilir. Kesim. Sorun yok. Oo böyle de çok. Kollar işleme. Uzun salam bir küpelerle bitirebilir. İster bir küpe ister kolye tabii, de. Tabii tabii ne istiyorsa. Yine dediği gibi ayağına düz bir şey giyerse spor topukluyla daha abiye hale getirebilir. Yani çok şık.
yine şıkır şıkır bir elbise. Bir kere kol ve etek detayları zaten işi bitiriyor. Sadece benim kadınım bununla metrobüse binemez. Bununla ilaç kuyuna giremez. Öyle bir şey. Ya da uzun parça giymesi lazım. Yoksa o da olmaz. Uzun parça giyersiniz. Yok, kabul. Olmadı. Tabii. Ya, örtülmek zorundayız. Tabii yoksa her an o gözler değişir bu sefer de. Farklı göze bakarlar. Bir şey. Hoşuma gitmez. Ya sevgili izleyiciler, bugün dedim ya kahkaha yogası yapıyoruz. Aslında şunu unutmuşum. Hüseyin de geliyor. Kahkaha yogasını doğalını zaten bize şu an yaptırıyor gerçekten. Kadınları kutsal yapmak zorundayız. Evet, yaradan öyle yapmış ama biz de onu taşımak zorundayız. Kesinlikle öyle. Bir şey soracağım. Şimdi dedin ya, İgdaş kuyruğuna giremez, metrobüse binemez. Olmaz. Şimdi yakışık bak, olmaz. Bir dakika. Upuzun bir hırka giyse bunun olur üzerine. Olur ki, ölçücü giymesi lazım. O zaman hayatım kapasını önünü, faturamı giymesin metrobüse. Sonra yere çıkarsın. Merhaba, ben geldim. Bitti. Çok güzel. Benim kadınım zaten kültürlüdür, her şey halleder. Aynen öyle. Bir de bir şey daha sormak istiyorum hanımefendileri göndermeden önce. Bu sene kırmızılar, nar çiçeği falan yine moda. Efendim, morlar. Kırmızı doğanın rengi, benim tonum çok farklı. Hı hı. Benim siyahımın tonu çok farklıdır. Her markanın bir takım renkleri vardır ama hep tonları değişir. Ama işte pişti olmamak. Ben hoşlanmadığım rengi kullanmam. Ama hoşlandığım bir rengi de hanımefendi uyarlamasını bilirim. Onu muhakkak sevdirmek için satılması lazım. Ben onun ruhuna girmesem satılmaz. Şimdi biz tasarımcılar hep gönül gözü açıktır. Hep ruhumuz pembelerdedir. Amaç ben kendi çizgimi kadını bulmak için zaten koşturuyoruz. Satılan mal makbuldür. Yoksa çok dekolteli mallar tasarım sayılmaz. Evet, giderken de bu elbiseyi bırakırsam. Ama tabii çorlansın, çorlansın. Teşekkür ediyorum. Yani lütfen güzel bir gel bir yerden evet, yürüyüşüm. Evet, bir tur daha aynen. Bir kola kola yürüyüşle beraber. Öyle, aynen öyle. Hadi buyurun. Şimdi geçtiğinde. Solamente te lo digo. Por si quieres practicar lo único que estoy diciendo. Ayakkabılara da bir zoom istiyorum sayın ay, yönetmenim ay, ya. Ay nazar diyecek giderken düşeceğim. Oy, öyle bir bakalım. Maşallah, Allah nazarlardan saklasın. Ayakkabılar olay. Bundaki adı söylemeyeceğim hayatım dervişim. Buradan değil sanırım, yurt dışı gibi geliyor. Buradan değil, muhtemelen yurt dışı buradan gibi değil. Hep sandıktan çıkartıyorum. Öyle çoğu mi? Zaman bir şey almıyorum. Tasarı bulunca zaman da olmaz, her zaman giyersiniz. Ben derim ki insanlar lütfen diyorum ki ruhu olan bir şey alın. Ona da tasarımdır dedim. Bir tane alın ama her sene giyersiniz. Her zaman giyin. Çok giyinmek çok güzel giyinmeyeceğim anlamına gelmez. Kendini biraz anlat, kendini biraz anlat, anlat. Doğdum doğalı hep çalışıyorum. Hep doğdum doğalı çalışıyorum. Amerika'da yaptığın defileden bahset birazcık. Efendim biz Amerika'da ürün satarken bizi tabii ki oradaki Harvard Üniversitesi buluyor. Oradaki öğrenciler dediler ki Hüseyin'i biz bu sene tanımak istiyoruz dediler. Dünyada 3 ülkeden istediler. Japonya, Çin ve ben gittim. Ama ben ürün gönderdim. Kendim şansım için vakit çok dardı. 35 ürün gönderdim. Tabii çok duygulandım, ağladım. Çünkü benim içimdeki kadının Amerika gibi bir yerde, istesen de orada para yaptıramazsınız. Kabul görmesi tamamen alın yazım, alın terim. Emeklerimin sonucu orada oldu. Videosu bana gönderdiler. Çok teşekkür. Bir daha istediler bu sene. Çok da son 15 gün söylüyorlar. Nasıl hazırlanacaksın? İmkansız bir şey. Tema veriyorlar size. Sonra ben tabii ki Avrupa'da Amazon'da, Amerika'da Amazon'da ve oradaki Zulu'da sattığım için zaten tanınmıştım ben. Avrupa'da da ben satıyorum aynı zamanda. Böyle bir duygusal bir beraberliğim oldu. Yine olmayacak anlamına yine gelmez. Ama dediğim gibi tarihte anlaşılıyor. Çünkü onlar hep moda okulunda okuyor öğrenciler. Benim çizgime bayıldılar. O kılıfıma bayıldılar. Bu kadar mı dediler güzel. Hatta İngilizceden tercüme edildi. Güzel durur dediler. Benim kadınım kutsaldı. Benim kadınım hatları belli olmaz ama hatlarım çerçevesine aşağı iner. Bence onların sevmelerindeki en büyük nedenlerden biri de ben şöyle düşünüyorum. Biliyorsun Amerika'da fast food çok yaygın. Çok. Obezite çok yaygın özellikle ve onlar ciddi olarak obeziteyle savaşmaya çalışıyorlar fast food kültürlerinden dolayı. Dolayısıyla da hanımefendilerin birçoğunda tabii hep yuvarlak hep atlar, kilo, kilolar filan. Şimdi Hüseyin'in kıyafetlerinde de hep kusur örter. Tabii. Bak güzel gibi. Şeyler var örter. Yani kusur örter. Onun elbiselerinde hep o hanımların işte biz çünkü yuvarlak atlı hanımlar olduğumuz için Osmanlı kültüründen beri bizde kusur örter. Şimdi onlar da bunu çok sevdiler. Hani o şıkır şıkır elbiselerin o hali ama bir taraftan da kusur örter halini çok sevdiler. Neden sevdiler? Neden sevdiler? Bir de biz doğal kahkahalarımıza ve kahkaha yogasına devam edecek miyiz? Sima'nın şarkılarıyla coşacağız. Manken arkadaşlarımız hazırlanıyor. Daha bitmedi mini defilemiz. Ama bunların hepsini ne zaman yapacağız? Gelsin paralar küçücük bir aradan sonra. Müzik
içiyorsunuz? Aa, bilmem. Bir başladık dedikodular. Hala çay ya, döküm, çay gelmediydi, kahve gelmedi. Böyle bir şey yok. Bildiğiniz burada nasıl konuşuyor? diye. Efendim, kızlarımız hazır. Diğer kıyafetlerimizi görmek üzere onları da davet ediyorum. Müzikle birlikte Sima'nın şarkısını çok sevmişler. Onunla gelsinler o zaman. Tarık yolla gelsin. Nasıl arzu diyorsa. Ya senin elbiselerinin bu güzelliği var. Yani dedim ya az önce de, biz böyle asgari ücretle geçinen insanlarız, hanımlarız. Evet. Dolayısıyla da bir elbiseyi birçok modelde tabii farklı hale getirip kullanabiliyoruz. Şimdi Türkiye'deki, dünyadaki alım müşteri belli bir rakamlarda olduğu için biz dolaplarıma sığınmak zorundayız. Çünkü ben satmak zorundayım ki benim kadınım büyüsün, çoğalsın, değil mi? Aynen. Eleman çalıştırıyoruz. Hep soruyu ben zorundayız. Soruyorum. Oraya niye anlatıyorsun ayol? Çok sevdim. O yüzden Alanya'ya gideceğim de o yüzden. Soruyu soran benim, gitmiş onu anlatıyor Simay. Ama böyle de böyle de böyle de. Kıskançlığını bu kadar. Efendim hanımlar da bir kadın olarak duygular söyleyebilirler. Bir kadın olarak, evet, çünkü mikrofon. Hepiniz annesiniz, çalışan ve yoğun kadınlarsınız. Evet, mikrofonumuz kadınlarsınız. Çalışıyor zannediyorum şu anda. Evet evet. Giymek nedir? Bizim modaya uymak değil, yakışanı giymek. Bravo, çok güzel şimdi. Bence. Ama senin de fiziğin çok güzel bir kardeşim. Ne giysen yakışıyor, maşallahın var. Teşekkür kendin ederim. De çok güzelsin. Teşekkür hakikaten ederim. Hakikaten yani çok da yakıştırdım. İçeride de konuştuk ya. Çok evet. Yakışmış. Teşekkür ederim. Normal hayatında da giyersin değil mi bunu? Giyerim. Süper. Sen giyer misin? Tabii ki giyerim. Tabii. Her şekilde spor, klasiğe çevirerek kombinler yaparım. Hüseyin küçük tasarımlarıyla şık anneleriz. Teşekkür ediyoruz. Vay, çok güzeldi. Bravo. Bravo, evet. Bir şey söyleyeceğim. Buradaki taşları çok beğendim. Yani çok şey ince. Daha kristalimsi, evet, renkli, daha parlak. Daha parlak geliyor gözüme, böyle daha pembeler falan, fuşyalar. O ağırlıkta çok beğendim. Teşekkür peki ederim. Hüseyin küçük tasarımlarıyla güzel anneleriz dediniz ya. Bir de mutlu anneler olmak ister misiniz? Tabii ki. İstersin değil mi? Tabii ki. Aydancığım, seni de böyle alayım mı? Hadi Hüseyin, bakalım. Dur, sakın oturmuyoruz. Sima gel, sıkış oraya. Kaderim, hadi kaderim zaten. Lokomotif yapıyoruz şimdi. Lokomotif yapıyoruz. Kadınlar günü öncesi. Evet, şimdi şu mikrofonu bırakıyorum. Konuşmayacağız tamam, çünkü artık. Evet, evet. Bak, gerçekten mi? Şimdi öğret bize. Evet. Dur. Şimdi bir iki tane kahkaha egzersizi yapacağız. Taklit edilmiş olsa bile vücut taklit edilmiş kahkahayı da gerçek kahkaha gibi algılıyor. Ve aynı şekilde aynı hormonları salgılıyoruz, mutluluk hormonlarını. Bir elimiz karnımızda olabilir mi? Bu diyaframın hareket ettiğini anlayabilmek için. Çıkaracağımız ses şu. Siz zaten bunu çok rahatlıkla ve kolaylıkla yapacaksınız. Ha! Ha 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 ha, hep beraber senkro, ha 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 ha, içime kaçtı kahkaha. Kız, gerçek kahkaha atmayın, gözünüz kör olmasın. İçime kaçtı. Halay dışarız ya. Ha, işte şimdi bir süre sonra işte. Zaten bunlar gerçek kahkahaya dönüşüyor. Aynen. Kahkaha bulaşıcı ya. Bizde Türk toplumunda biraz kahkahayla ilgili baskılama var. Hmm. Yani çok gülen çok ağlar. Hmm. Kadınlar çok gülmemeli ve yani hani
durduk yere kahkaha atamayız. Şimdi biz burada durduk yere kahkaha atıyoruz. Ay valla durduk yere de kahkaha atarım, canım sağ olsun. Hiç de kimse karışamaz. Durduk yere de kahkaha atarım, kahkahanın da alakası olur. İstediğim yerden atarım zaten. Kız. Evet. Kim karışacakmış? Gülmemede. Tövbe yarabbi. Aynen öyle. Şimdi bir mantramız var. Ellerimizi şöyle birbirine dokundurarak. Ho ho ha ha ha. Ho ho ha ha ha. Ho ho ha ha ha. Şimdi buradan bir ho ha seslerini kullanarak mış gibi kahkaha atmaya başlayacağız. Sonra o gerçek kahkahaya dönene kadar. Hazır mısınız? Hazırız. Çok, zaten aralarda kahkahalar çok boldu. Şey, zorluk çekeceğinizi düşünmüyorum. Hadi bize gireceğiz. Şöyle. Hadi başlayalım o zaman. Evet. Sesiniz duyalım ama. Duyalım sizin sesiniz. Ses geldi. Güzel bir 10 dakikalık bir kahkaha. Harikasın. 10 dakikalık bir kahkaha. Gerçekten bu endorfin salgısını, serotonin salgısını artırıyor. Vücuttaki ağrıları dindiriyor. Rahatlayan, az önce konuştuk ya, o bizi rahatlatan parasempatik sinir sistemini devreye sokuyor gibi gibi çok faydalı. O zaman ben uyanınca bunları yapayım. Tabii ki. Ben kalkıyorum özellikle çünkü. Cezaevindeki kadar mahkumlarına. Beni çok izliyorlar ve çok mektuplarıyla destek oluyorlar. Canım. Abilerim, ablalarım, kardeşlerim orada. Onlara tavsiye ediyorum. Yani lütfen cezaevinden kahkaha sesleri gelirse şaşırmayın. Bunu yapacağız. Bir daha yapalım mı o kahkaha egzersizini, son yaptırdığını? Son yapmış gibi kahkahayla başlıyoruz. Gerçek kahkahaya dönene kadar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Allah nurlar içinde yatırsın sevgili Adile Naşit gibi çekiyor. Evet, yani güzel çocuklar, güzel insanlarıydı. Şu an bizi izleyen güzel, efendim yurt dışından gelmiş olan yabancı vatandaşlar varsa bu deliler ne oluyor diyebilirler. Demezler. Kahkaha atıyoruz. Kahkahalarla gülüyoruz. Kahkaha atıyoruz. Tabii gülmeden olmaz zaten. Peki. Güzel. Çok devamı var mı? Bu kadar yeter. Kahkahayı anlatalım sonra. Eda'cığım anladık biz onu. Siz de orada kopuyorsunuz bize bakıp bakıp. Bak rejide şu an bize bakıp kopuyor orada yukarıdan. Sevgilerimiz olsun sevgili yönetmenime. Evet. Şimdi tabii burada biz biraz daha bu alanda tabii ki tamamını gösteremiyoruz. Öncesinde nefes egzersizleriyle bedeni rahatlatmak ve ondan sonra kahkahaya geçmek lazım. Daha uzun soluklu egzersizlerimiz var. Bu bir tadımlık. Yani bakanlar hakikaten bunlar ne yapıyor demesinler. Şimdi bir şeyde hep onu anlatırım ben. Bir hanımefendi geldi bir seminerden önce. Dedi ki çok merak ediyorum. Ne yapıyoruz? Yani herhalde boş boş kahkaha atmayacağız değil mi dedi. Ben de güldüm. Evet, boş boş kahkaha atacağız. çünkü evet hakikaten boş boş kahkaha atmakla ilgili bir kodumuz var. Ama kahkahayı hakikaten bedenimize almak lazım. Evet. Kendimize kahkahayı. Hep atıyorum hayatım. Harikasınız. Ama metobüsü atmıyorum. Onu ben gördüm. Aralarda program arasında gördüm ben sizin kahkahalarınızı. Harikasınız. Mutlu olmasını bileceksiniz hayatım. Mutluluk ayağa gelmiyor. Ya şimdi çoğu insan diyor ki bu kahkaha seanslarına davet ettiğim zaman ya şu an çok zor bir dönemden geçiyorum. Biraz daha iyileşeyim o zaman geleyim. Veya insanlar diyor ki ya kahkaha atacağız. Ne olacak? Yani dertlerimiz bir kenarda mı kalacak? Hayır değil. Ben tam tersini söylüyorum. Kahkaha atacağız ki hayat deneyimlerimizi kolaylıkla karşılayabilelim. Doğru. Tabii. Peki kızlarımıza teşekkür ediyoruz. Sizleri efendim yerlerinize davet ediyorum. Tekrar görüşeceğiz birazdan. Başka elbiselerimiz de çok da güzelsiniz. Kahkahalarınız için de teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Bizi gerçekten şenlendirdiniz. Belinay gelsene. Ya. Burada bir tane çok cici. Gel gel gel. Hayır ben çağırıyorum. Gel Belinay gel. Gel. Çok cici burada minik bir konuğum daha var efendim. Dedim ki reklam arasında lütfen dedim. Sen de dedim gel dedim. Sen de dedim gel dedim. Bir dedim seni dedim burada dedim ekranları başında dedim arkadaşların dedim görsünler küçük dedim konuğumuz. Bir selam yollayalım dedim küçük konuğumuza seni gördüler bir selamlaştık gönderiyorum seni Arzu ablanın yanına tamam mı? Hadi bakalım.
Hadi bakalım. Evet. Güzel günleri olsun inşallah. Ay çok şekerler ya. Çok tatlılar. Ay, şimdi Şubat tatili olduğu için bunu da söylemek isterim tabii. Bu arada. Şubat tatilinde olduğumuz için efendim Belinay da burada annesiyle birlikteydi. Senin evet, asistanının kızı. Normalde anaokulu. Beni kimse öpmedi yalnız. Gerekliler. Niye öpmedi bilmiyorum. Çocukları öptünüz. Ben de daha çocuğum, daha büyümedim hala. Aa öpüyoruz. Asla, niye öpmeyiz? Asla ne zaman hiç görmedim. Ama sen bu arada bir şey söyleyeceğim. Arada laf kaynattın. Aa, çok kırgınım sana. Ne yaptım şimdi? Lütfen esefle kınıyorum. Sanat camiasında şu anda kimler iyi giyiniyor dedim. Bize dedim bir dedikodu ver dedim. Ay bir şey diyeceğim kim sana. Kim iyi giyiniyor kim kötü giyiniyor. Ay bir şey diyeceğim sana, şunu söyleyeyim. İyi ki program seyretmiyorum günüz programları. Çünkü çalışıyoruz ama bazen bakınca da hani ağlam programları var ya işte, hasta boyu çocuk kayboldu, ölüler çıktı falan. Hep bunlar dramlı şeyler biliyorsunuz. Bakıyorsunuz sunucusuna bakıyorsunuz abiye giymiş. E duygulu bir anda dram yaşıyorsunuz. Bu kıyafetin anlamı ne? Ciddiyet saygısızlık olur. Programın içeriğine göre giyinmek lazım. Siz dertli anneleri mutlu etmeye çalışıyorsunuz. Orada kalkıp da mini etekler, efendim göğüs dekolteler, sırtlar bunlar hoş şeyler değiller. İşte biz burada hep yanlış yapıyoruz. Doğru giyinen sayısı çok çok az. Kimler mesela? İsim evet. İsim. Bekliyoruz gerçekten. İsim isim merakla. İstiyoruz. Ay dedikodular sonra. Ay. Evet. Yo, gerçekten iyi ya. İyi giyinen kim var mesela ya da kötü giyinen kim var? İsim versin. Şimdi, zaten hepsi kötü giyindiği için iyisini bulmaya çalışıyorum içerisinde. Tamam o zaman düşün bir tane şarkı alalım mı? Bir şarkı söyleyeyim ondan sonra düşün alacağız. Ama isimleri istiyorum. Ciddi söylüyorum. Kim iyi giyiniyor kim kötü giyiniyor. Efendim Sima'dan bir şarkı daha gelsin. Şenlenelim azıcık şöyle. Bakalım slow'un hareketini. Aynen. Kahkahaya devam.
Bir gün gelir unutulur. Sözler harika, ritim harika, söyleyen bu harika. Bu 80'lerden bir şarkı. O zaman bir şey söyleyeceğim. Ve duygulandım. Bir şey söyleyeceğim, dur. Dur. Sima'nın yanına gitti. Hadi bizi bir gönder. Hadi. Hadi bizi bir gönder. Nereye gönder? Hadi bizi bir gönder. Hadi birlikte gönder. Programı bitiriyoruz herhalde. Hayır ayol, ne bitirmesi? Aa, gitmiyor musun? Programımı bitiriyor. Aa, yönetmenim. Efendim, reklama gönder. Bizi gönder diyor yalnız, biz gidiyoruz. Yok, gitmiyoruz. Hayır. Hadi reklama gönder. Lütfen. Çok güzel bir mola vereceğiz. Çünkü sizi hazırlanacağız. Yeni bir içerikle karşınızda olacağız. Lütfen bizi bekleyin, oldu mu? Bir ayırmak yok. Geliyoruz efendim birazdan. Efendim, sevgili misafirlerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hemen bir şey söylemek istiyorum. Reklam arasında da konuştuk. Biz kahkaha yogasının tamamını burada yapmadık. Evet. Kahkaha yogasına nasıl başlanıyor, nasıl yapılması gerekiyor, çok pratik haliyle birkaç şeyini gösterdik. Detaylı bir çalışma değildi ama bunu evde, hani günlük hayatınızda motive olmak için kullanabilirsiniz diye basit birkaç şeyini göstermeye çalıştı Aydan bize. Aydan, ben sana programın da sonlarına yaklaşıyoruz. Şunu sormak istiyorum. Nefes terapisiyle nefes almak arasındaki fark nedir? Tamam. Şimdi doğru nefes alma, bizim ilk bölümde anlattığımız bedenimize daha fazla oksijen alacağımız, nefes egzersizlerini uygulayacağımız kısım. Nefes atölyelerinde de anlattığımız kısım. Nefes terapisi dediğimiz bir şey daha çalışma daha bireysel yapılan. Biz şimdi sürekli nefes alıp verdiğimiz zaman aslında içeriye oksijen servisi duruyor. Yani diye aldığımızda oksijenin girişiyle karbondioksitin çıkış oranı arasında fark olduğu için içerisi hücreleri oksijen servisini durduruyor. Teta beyin frekansına geçiyoruz. Beyin uykuyla uyanıklık arasındaki bir şeye geliyor. Bir frekansa geliyor. Ve orada biz bilinç altına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Yani kişinin normal hayatında takıldığı konularla nelerse, bunu biraz böyle bir süreç gerektiren bir şey bu. Psikoloğa gider gibi seanslara katılıp hayatında belli bir alana yönelik çalışma yapıyoruz. Doğru nefes o nedenle ayrı. Yani herkesin cebinde olacak bir bilgi. Doğru nefes almayı bilelim. Nefes egzersizleri uygulayalım. Bedenimize yeterli oksijeni alalım. Nefes terapisi de biraz daha kişisel, biraz daha bireysel gelişimine ve kendine yönelik çalışma yapmak isteyen daha insanlarla yaptığımız bir yolculuk süreci. Anlıyorum. Bugün bize verdiğin bilgiler için sana ben çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür. Çok harika ağırladın. Burası çok güzel. Yani herkese çok teşekkür ediyorum. Kırkılık toz gibi itir. Vallahi niye kadar sıcaklık vardı? Biz Aydan'dan kaynaklanıyor herhalde. Aynen. Gerçekten. Sen iki isim vermedin ya. Ay, vereyim o zaman. Şimdi şöyle diye konuşalım. Programın içeriğine göre, zaman dilimine göre, tipine göre, anne kadına göre Deniz Akay güzel giyinirdi. Yani program yapmadan hakikaten saati şov programıydı sonuçta. Fiziğine göre giyindirdi. Yani sıra dışı olmazdı. Daha da fazla giyinemezdi. O zaman programa ters düşerdi. O uyumluluktur mesela, çok güzeldi. Yani bir bütündür her şey. Dizilerde de keza öyle. Kötü giyinen kim? Ay. Hangisi doğru giyiniyor dermişim. Şu ağlamalı programa kim sunuyor? Ağlamalı programa sunan birileri var sürekli. Serap. Ay, onlar zaten berbat da, ha bir de son zamanlarda biri daha çıkıyor. Anne çocuk bulmaya çalışıyorlar. Yok, biri öldü, mezardan çıkartıyorlar. Yapımcılar var ya, sürekli iki kanalda çıkıyor. Bal Çiçek Pamir mi? Yok, öbürü. Anneler. Serap Paköz. Yok, daha popüler bir isim daha var. Kim? Bence Müge'dir. Yok değil. Ay, yok şu an. İnce Ertuğrul. Yok, en son bir Show TV'de mi? Star'da çıkıyor sürekli bunlar. Kanal ismi vermedim. Yok, hayır, pardon, vermedim zaten de. onlar mesela kötü giyiniyorlar. Yani program hep ağlamalı. Salya sökümü ağlıyorsun. Kadına bakıyorsunuz. Strapless elbiseler giymiş. Görüntüler buradan çıkıyor. Nasıl duygusallık böyle bir şey? Olmuyor yani. Olmuyor, yok. Dram olan yerde dekolte olmaz. Önümüzdeki günlerde defile ya da bu çalışmalarla ilgili Mart'ta var. Ilgili Mart ikinci hafta defilemiz var. Sizi de çıkarmak isterim dermişim. Seve. Çocuklarımızın çizimlerini ve o yerin otantik kumaşlarını modern kadına uyarlıyoruz. Mart'taki defilede. Tabii. Bunu lütfen duyuralım. Bana tarihini önceden verirsen. Evet, atacağım. Verirsen. Çünkü protokol yapacağımız için tarih belirlemedik ama Mart'ın içinde olacak efendim. Tamamen geçmiş yüzyıllarımızın kumaşlarını modern kadına uyarlıyoruz. Çocuklarımızın duyguları neyse onlara yer veriyoruz. Onlar çizdiler.
Kumaşlar zaten 100 yıl kumaşlar ama modern kadın uyarlayacağız. Ben orada danışmanlık yapacağım, uyumlu sağlayacağım. Modern kadın işte siz de giyebilecek hale getireceğiz. Gerçek moda zaten kökünden besleneceksiniz. Batı kumaşı da moda olmaz. Moda yeniliktir. Kültüründen kaynaklanacaksın, modern kadın uyarlayacaksın. Uyumlaştırma. Harika, valla seninle de gurur duyuyorum. Ay canım, sağ ol canım. Yaptığın çalışmalar çünkü çok önemli. Bizi böyle besleniyoruz. Çocuklarımıza bir altın tabii bilezik takıyorsun. Ay, çok inşallah. Çok önemli. Bugün geldiğin için, her zaman. Bizde olduğun için ve zaman. Koleksiyonundan parçalar paylaştığın tabii, için zaman. Çok teşekkür ediyorum. Siz biliyorsunuz sana. Özel severim. Her zaman da dost olarak her zaman da bekliyoruz. Konuşmasak dahi bir yere gelince 40 yıllık ana kız gibiyiz. Aynen öyle. Aynen. Oysa ki ya da iki defa ya görüyorum ya görmüyorum. Ben de yerin çok ayrı. Ben bugün ayrıca yine kendimi kazançlı sayıyorum. Çünkü Aydan gibi birisiyle de tanışma fırsatım oldu ve öyle birisini kazandığımı düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum sana gerçekten. Sima zaten eski arkadaşımsın. Ta Alanya Dutlukken'den arkadaşımsın. Sesin, yorumun zaten aynen tartışılmaz. Şarkıların zaten tartışılmaz. Yolun ve bahtın açık olsun. İnşallah daha iyilerini Rabbim nasip etsin. Kapımda, gönlümde her zaman açık sana. Çok teşekkür ederim. Bir şarkıyla bitirelim istiyorum ama efendim yarın yine saatler 11.10'u gösterdiğinde Flash TV ekranlarında hayata dair ne varsa bizler burada olacağız. Aydan'la hayata dair kaçırmayın diyorum. Bir şarkıyla veda edelim. Hoşça kalın, mutlu kalın.